Mutlu sabahlar değerli izleyenler. Paranın rotasına hoş geldiniz. Yeni günde ekonomi gündeminde öne çıkan başlıklara bakacağız. Doktor Yaşar Erdinç'le birlikte hocam günaydınlar. Günaydın Barış. FED Başkanı dün konuştu. Draghi konuştu. Konuşan konuşana hocam, ama önce biz Bernanke ile başlayalım. Zaten dün de konuşmuştuk aslında mesajlarını. Dün bilançodaki 3.1 trilyon dolar değerindeki tahvilleri satmaya karar verebiliriz dedi. Bu şimdi ne anlama geliyor? Ve Bernanke'nin sözleri sonrası şimdi yarın da malum 1 Mart artık. Bernanke aslında FED tahvillerini satmayabiliriz dedi. Evet. Evet. Yani yarın da 1 Mart bu mali uçurum konusu var. Obama bugün kongre liderleriyle görüşecek. Onun öncesinde Bernanke'nin açıklamaları. Hem mali uçurumu bir konuşalım, ne oluyor ne bitiyor, hem de Bernanke'nin sözleri ne anlama geliyor, piyasayı nasıl etkiledi, nasıl etkiler, ona bakalım. Biliyorsun Bernanke'nin konuşması 2 gün sürüyor. Hı hı. Burada yasa yapıcılara bir konuşma yapıyor kongrede ve çok ağır eleştirilere maruz kalıyor. Çok iğneleyici sorulara maruz kalıyor. Oturup izlesem var ya, kesinlikle tam bir komedi. Hani eskiden şey vardı ya Barış, bir Emret Bakanım vardı, sonra Emret Başbakanım vardı. İngiltere'de böyle bürokratlar her şeyi yönetiyordu, yönlendiriyordu falan. İlginç, onu komedi olarak izliyorduk ama Bernanke'nin kongredeki konuşmasını bir izlesen, hakikaten onun yüz mimiklerini, hareketlerini, soru soranın rahatlığını, tamam mı, böyle iğneleyici soruları falan görsen, hakikaten diyorsun ki sabır taşı olması lazım adamın bu sorulara cevap verebilmesi için. Bu Fed'in tabii son zamanlarda neler yaptığını, neyi amaçladığını vesaire anlatıyor. Bu tabii piyasalar açısından çok büyük fırsat oluyor. Bernanke'nin temel görüşlerini almak açısından. Özellikle aynı soru, yani piyasa neyle ilgileniyorsa benzer soruları şeyden görüyoruz. Bu yasa yapıcılardan, kongredeki işte meclis üyelerinden görüyoruz. Onların başta sorduğu soru şeydi, ne zaman piyasadan çıkılacak ve nasıl gözden geçirecek misiniz şeklindeydi. Bu gözden geçireceğiz dedi Bernanke. Ama daha önce söylemiş olduğu metni değiştirmedi. Yani 6,5 işsizliğin altı ve enflasyonda %2,5'u geçmediği sürece şu anki politikaya devam edileceğini belirtti. Ve politikada en önemli, diyor ki önümüzdeki en önemli sorunlar uzun dönemli olanlar diyor. Ve faizlerin de zamanla yükseleceğini söylüyor. Ve asıl dün piyasaları çok rahatlatan cümlelerden bir tanesi bu, tahvilleri elimizde tutabiliriz sözü. Birisi de işte bu yükselen faiz oranları daha güçlü bir ekonominin sinyallerini veriyor olabilir diyor. Ki bu haklı. Bugüne kadar yapılmış birçok bilimsel çalışma ekonomilerde uzun vadeli faizlerin yükselmeye başladığında ekonomide canlanma geldiğini de belirtiyor. Çünkü şöyle ki, daha fazla paraya ihtiyaç duyuyorsunuz ve yatırım yapacaksanız ne yapıyorsunuz? Para kullanma ihtiyacı doğuyor. Bu kredi taleplerini arttırdığı için de uzun vadeli faizleri yükseltiyor. Çünkü yatırımlar uzun vadelidir sonuçta. Birçok ekonomide bu görülmüştür. Verim eğrisi dediğimiz bir eğri vardır. Kısa vadeli faizlerle uzun vadeli faizler bir şekil çizer. Bu genellikle artı yöndedir. Evet. Yani eğri yükselerek gider. Şu anda da Amerika'da bu şekilde. Ama eğri ne kadar ivme kazanırsa, yükselirse o kadar ekonominin canlanacağına ilişkin bilgi verir. Geleceğe ilişkin bilgi almak istiyorsanız iki şeye bakarsınız. Bir tanesi faizlerdir, uzun vadeli faizlerdir. Diğeri de borsadır. Ama borsa yanlış sinyal üretebiliyor. Yani hatta Campbell Harvey yapmış olduğu çalışmada çok ilginç bir cümle kullanmıştı. Borsa işte 5 resesyonun 9'unu gördü şeklinde. Yani borsa eğer sert düşerse arkasından resesyon gelir. Ama 5 resesyon gelmiş, 9 defa borsa sert düşmüş. Bu anlamda bir nevi biraz borsanın daha az geleceği görebildiğini söylüyordu. Burada da Fed Başkanı bunu söyleyince
özellikle faizlerin yükselişinden herhangi bir endişe duyulmaması gerektiğini, piyasa ciddi anlamda rahatladı. İkinci olarak Bernanke tahvilleri satmayabiliriz dedi. Şu an banka bilançosunda 3.1 trilyon dolar değerinde tahvil var ve eğer Fed bunları satmaya kalkarsa faizleri çok hızlı bir şekilde yükseltebilir. Bunları satmamaya karar verebileceklerini söyledi. Dolayısıyla bu arada Amerikan borsalarında önemli yükselişler oldu. %1.26 civarında bir yükseliş oldu. Peki hocam. Bu arada ben... Siz hastalanıyor musunuz? Yok, hastalanmıyorum ama galiba içeride ciddi bir şekilde ısı değişimi. Dışarısı çok serin, içerisi olur, çok olur. Sıcak. Herhalde o yüzden böyle bir boğazımda şey oldu. Çok özür diliyorum izleyicilerden de. Sonuç olarak şu var. İki gündür konuşan Bernanke üç tane temel mesaj verdi. Parasal genişlemeyi hemen durdurmayacağız. Zaten Fed'de her ne kadar konuşanlar olsa da işte parasal genişleme durdurulmalı vesaire, büyük bir çoğunluk şu anki politikanın doğru olduğunu söylüyor diyerek rahatlattı piyasaları. Bu en azından altını bir miktar şey yaptı, yükseldiği seviyede tutmayı başarıyor. En azından altın şu an bir miktar rahatlamış durumda. Bunun sonucu olarak, yani bu konuşmaların sonucu olarak da dolar dünya piyasalarında bir miktar daha dolar endeksi değer kaybetti diğer paralara karşı. Çünkü parasal genişlemenin sonlandırılmaması, Bernanke'nin hani tahvili satması demek piyasadan para çekmesi demek. 3.1 trilyon dolarlık tahvilde eğer satış yaparsa sen piyasadan para çekmiş olursun. Dolayısıyla dolar arzını kısıtlarsın, doları çekmiş olursun. Bunu da yapmayabileceklerini, tahvilleri satmayabileceklerini söyleyince tabii ki hem faizler geriledi Amerika'da, hem de dolar endeksi dünya piyasalarında değer kaybetti. Bir bakıma dün bir izleyicimiz söylemişti. Hani böyle zamanlarda dolar ne zaman yükselişe geçse bir açıklama yapılıp sonra doların değeri tekrar düşürülüyor şeklinde. Tahmin ediyorum burada da yine benzer yorumlar yapılabilecek. Ve Amerikan borsalarında sert bir yükseliş oldu. Özellikle ben onu bir göstermek istiyorum. Yani Bernanke konuştukça nasıl bir yükseliş oldu onu vermeye çalışacağım. Dikkat edersen burada açıldığı saat tam şurası. Yani Amerikan borsasının Dow Endeksinin açıldığı saat şu dikey çizginin görüldüğü yer. Ve yeni bir rekora imza attı 2008 yılından bu yana. 14.100 seviyesine ulaştı ve yeni rekoru gördükten sonra hafif bir gerileme yaptı Dow Endeksi. Zaten hatırlarsan bu hafta içerisinde yapmış olduğumuz programlarda da özellikle bunu vurguluyorduk. Hani ben 14.000 civarından bir aşağı dönüş beklemiyorum. Çünkü ciddi bir güç var ve piyasa şu an çok olumlu. Zaten haberlerin hep olumlu taraflarını alıyor. Mesela dün evvelsi günde tüketici güven endeksi de çok çok iyi geldi. Tüketici güven endeksi ve Bernanke'nin açıklamaları, ikisini birlikte ele aldığımızda daha az bir yükseliş beklersin normalde. Çünkü Bernanke bilinmeyen şeyleri söylemiyor. Yani hep bilinen aynı daha önceki görüşlerini söylüyor ama en azından Bernanke'nin söylemesi diğer Fed üyelerinin söylemlerinin üzerine çıkıyor. Bu da piyasaları çok rahatlatıyor. Aynı şekilde dün burada Dow Endeksi %1.26 yükselirken S&P Endeksi de %1.27 oranında yükseldi. S&P daha önceki zirveyi test edemedi. 1525'ti. 1520'ye geldi. Hafif bir geri çekilme yaptı. Dolayısıyla Amerikan borsalarında çok net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Yukarı hareket güçlenerek bence devam ediyor. Ve eğer haftalık grafiklere geçecek olursak, haftalık grafiklerde daha önce S&P endeksinin geldiği yer 1574 seviyesi, zaten 1525'i gördü, rekor kırılabilir. Yani Mart ayı içerisinde biz bu rekoru kırıldığını görebiliriz. Dün zannedersem Aydın Yağcı sormuştu, hocam bunların hiçbir şeyden haberi yok mu ya, bir mali uçurum daha var şeklinde. Az önce sen de yayına girerken sordun.
Orada Obama bugün kongre liderleriyle görüşecek. Fakat benim edindiğim izlenim şu. Eğer bu görüşmeler başarısız olsa ve otomatik kesintiler başlasa dahi piyasa bundan çok fazla rahatsız değil. Bu anlamda ben piyasanın, özellikle borsanın, Amerikan borsalarının zirveye ulaşacağını, daha önceki zirveye, o zirveye geldiğinde duracağını düşünüyorum. Orada çok fazla bir volatilite olacaktır ve kıracak mı kırmayacak mı tartışmaları olacaktır. Ama 14.277 gibi Dow Endeksinde önemli bir seviye yukarı kırılırsa da bu tüm dünya borsalarına ciddi coşku getirebilir. Şimdi hocam yine Aydın Yağcı hatırlatmış, biri diyor ki harcama kesintileri bugün akşam itibariyle devreye giriyor. Evet. Piyasanın haberi yok, ben hatırlatmak istedim diyor. Evet. Son kez bir sert düşüş bekliyorum. Acaba sizin kısa vade için beklentileriniz neler? Bugün Amerikan harcama kesintileri stres yaratır mı? Bak, burada çok önemli bir şey tespit edelim. Yani sonuçta piyasalar hiçbir zaman var olanı satın almaz. Sonuçta beklentiyi satın alır. Bu beklenti tabii ki herkes tarafından var. O espri yapıyor. Aydın Bey espri yapıyor. Ama bugün gece itibariyle otomatik harcama kesintileri devreye girecek. Ama Bernanke'nin elinde Obama'nın elinde koz kalmadı. Şimdi öncekinde bunu ertelettirirken hani istediği o vergileri koydurttu ya, yani 400 bin dolara kadar ve üzerinde olanlardan vergiler yükseltildi. Hı hı. 250 bin dolar ve 400 bin dolar. Onu koydururken bunu da erteletmişti. Ama orada şöyle dedi. Bir de bütçenin limitinin belirlenmesi. Yani bütçe harcaması yapamayacaksın. Bu ay itibariyle yapılamayacaktı. Yani o limitin arttırılması gerekiyordu. Dedi ki Amerika eğer borcunu ödeyemezse bütün dünyaya rezil oluruz. Böyle bir durumda da bunun tek sorumlusu cumhuriyetçiler olur. Orada zaten cumhuriyetçiler geri adım atmak zorunda kaldılar. Ama iş harcama kesintilerine geldiğinde Obama'nın kozu yok elinde. Yani neyle ikna edeceksin ki sen onları? Zaten diyecekler ki biz bütçe limitini arttırdık. Artı zaten senin istediğin vergiler de oldu. Bizim dediğimiz de olacak diyebilirler. Buradan şunu söyleyeyim yalnız. Tam tersi düşünüyorum. Yani Aydın Bey'den. Eğer bugün kongre liderleriyle görüştükten sonra normalde 800 milyar dolarlık bir harcama kesintisinden bahsediliyor. Ve bu eğer 800 milyar dolar değil de Obama bunu 600 milyar dolara indirmeye başarabilirse eğer, o piyasalar tarafından çok ciddi olumlu algılanacaktır. Yani çünkü zaten piyasa şu aşamada şeyi algılamış durumda. Yani 800 milyar dolarlık bir harcama kesintisi zaten olacak şeklinde davranıyor. Yani piyasa zaten bunu biliyor. O anlamda oradaki tabii yarın sert bir düşüş olur mu sorusuna hani bir haber gelir. Ne bileyim işte Fed üyelerinden birisi çok daha sert bir açıklama yapar. Bernanke'nin söylediklerinin tam tersi bir şey söyler. Veya Amerika'da bu hafta açıklanacak veriler içerisinde ne bileyim PMI endeksleri, imalat sanayi endekslerinde çok sert bir düşüş görürsün. O borsayı geri çektirebilir ama sadece mali uçurum veya harcama kesintisinin ertelenmesi veya devreye girmesi nedeniyle böyle bir düşüş şu an ben beklemiyorum. Yanılabilirim de, onu da söyleyeyim. Çünkü piyasanın ne zaman ne yapacağı çok fazla belli olmuyor. Şimdi hocam dün konuşan aslında sadece Bernanke değildi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi de konuştu. Draghi de parasal teşvikten çıkış yok dedi. Bir anlamda aslında Bernanke'yi mi taklit ediyor? Draghi'nin sözleri nasıl yankılandı? Evet, çok güzel ya. Barış, aslında şurada ekonomi programını artık şey yapsak yani. Sen de uzman olarak katılmaya başlasın. Estağfurullah hocam. Kesinlikle. Yani Draghi tam Bernanke modunda konuştu. Böyle hani Bernanke'nin de tavırları da vardı. Biraz yalnız Draghi İtalyan ya. Yani böyle bir Draghi ne zaman konuşsa ne alacak canım falan böyle bir hava hissediyorum ben onda. Yani Draghi konuşurken böyle iğneliyor falan bazen şeyi, soruları soranları falan. Hafif dalga geçerimsi falan konuşuyor. Ama şimdi de zannedersem piyasada piyasacılar ya işte bu da Bernanke mi benzemeye çalışıyor şeklinde yorum yapıyor olabilir. Ve sen bu yorumu yaptın. Şimdi tabii ki söylem aynı. Yani Bernanke diyor ki biz parasal genişlemeden devam edeceğiz diyor. Yani 2013 için öyle bir kesin planımız yok diyor. Draghi de genişlemeci politikadan çıkma planımız yok diyor. Ama
Zaten şu ana kadar basılan 1 trilyon euro vardı. Litro imkanı verilmişti. Bankalar likidite sıkıntısına girmişti. O sırada borsalar ciddi anlamda aşağı yönlü hareketler yapıyordu. O paraların birçoğu zaten döndü. Zaten daraltıcı politika, yani daraltıcı bir durum var. IMF Başkanı bile, Lagarde bile Draghi'ye hani faizleri indirmek faydalı olabilir mesajı veriyor. Ama Avrupa Merkez Bankası böyle tek bir yumruk halinde faizler de faiz kararını açıklarken bütünüyle herkesin katılımıyla bu faiz kararı açıklanıyor. Dolayısıyla şöyle düşünmek lazım. Avrupa Merkez Bankası'nın bu mesajı bence eğer herhangi bir sıkıntı olursa hani daha önce İtalya'da işte İtalyan tahvilleri, İspanyol faizleri vesaire bu İtalyan faizleri yükseliyordu. Eğer burada bir sıkıntı olursa nasıl ki bunların tahvillerini alabiliriz yeter ki ülke başvursun demişti. Benzer bir söylem, yani o sözümüz geçerlidir diye algılıyorum ben bunu. Yani o zaman yoksa parasal genişlemeyi devam ettireceklerine dair veya zaten parasal genişleme anlamında şeyden Amerika Fed'den veya Japonya Merkez Bankası'ndan çok geri kalmış durumdalar zaten şu an. Ama bence bir hata yapıyor yani Avrupa Merkez Bankası. O da şu, gerçekten Avrupa'da Fransa mesela benim diyor bütçe hedeflerimi tutturmak için bir yıl erteleme yapın diyor. Ondan sonra Bundesbank'tan açıklama geliyor Almanya'dan. İşte Fransa eğer işi cıvıtırsa o zaman diğer ülkeler ne yapar? Sen Avrupa'nın en büyük ikinci ekonomisisin. Dolayısıyla sen bu bütçe hedeflerinde lütfen öyle şey yapma, yan çizme şeklinde açıklamalar geliyor. Dolayısıyla ciddi sıkıntı var reel ekonomide. Mesela İspanya'da işsizlik çok yüksek. Yunanistan'ı unuttuk biz ama Yunanistan'da da hala çok büyük sıkıntı söz konusu. İrlanda kendini toparlamaya çalışıyor. Portekiz'den hiç haber yok. Ben zaten oradan çekiniyorum biraz da. Bir gün Portekiz güm diye önümüze gelir diye de korkuyorum aslında. Çünkü Portekiz'de de reel ekonomi iyi gitmiyor. Ve sürekli olarak borçları artan ama büyümesi zayıflayan bir Avrupa görüyoruz. Bu anlamda ilk 3 ay çok önemli Barış. Yani Ocak, Şubat ve Mart verileri de acaba Avrupa son 3 çeyrektir girdiği resesyondan çıkabilecek mi? Ve bir miktar yukarı ivme var mı? Bunu çok izleyeceğiz. Ama eğer bu ivme gelmezse artı 3 ay ile 6 ay arasındaki büyüme oranı da çok iyi olmazsa işte o zaman yıl sonuna doğru yeni ciddi sorunlar bizi bekliyor demektir. Şimdi az önce hocam Amerikan endekslerine baktık ama bir de Avrupa endekslerine bakalım mı? Turgut Polat da sormuş. Amerika ve Avrupa endeksleri hakkında kısa vadeli yorumlarınızı. Şimdi dün Draghi'de konuştuktan sonra herhangi bir etkisi oldu mu? Avrupa endekslerinde son durum ne? Şimdi Avrupa endekslerinde genel olarak tabii ki olumlu bir hava vardı. Özellikle verelim şimdi grafiği. Bu DAX endeksi verdiğim grafik. Ve İtalya'nın seçim sonuçları sonrasında dikkat edersen şu bölgede bir satış baskısı geliyor Alman borsasına. Yani İtalya'daki seçime rağmen ciddi anlamda bir sert düşüş var. Sert düşüşten sonra sürekli bir sürüncemede kalma var. Ama dün itibariyle bir miktar yukarı hareket oldu. Avrupa borsalarında İtalya şoku bir miktar azalmış oldu. Genel olarak günlük bazdaki grafiklere bakarsak bir düzeltme yaptı Avrupa ve hani burada ben şimdi Almanya en büyük ekonomi olduğu için Almanya'nın endeksine bakıyorum ama Avrupa'nın genel Stoxx 600'e de bakabiliriz. Fakat şu aşamada orası bir kanala girdi. Evet. Amerika'da borsa yükseliyor, büyüyor. Bu Amerika'nın büyüyeceğine dair önemli bir sinyal. Ayrıca Amerika'da faizlerin son dönemde yükseliyor olması da aynı şekilde bir sinyal. Şeyde ama Avrupa'da şu an bir miktar bir yatay hareket beklenebilir. Fakat Türkiye biraz daha Amerika'ya bağlı gidiyor. Yani şöyle ki Amerika yükseldiğinde Amerikan doları dünya piyasalarında düşüş yapıyor. Bu dünyadaki stresin azaldığını da gösteriyor. Mesela VIX endeksi var. VIX endeksi
şu an VIX endeksi korku endeksi. Yani dünyada stres arttığı anda bu VIX endeksi yükseliyor. Bak son 2-3 günde özellikle İtalya'nın seçimleri sonrasında VIX endeksi 12.5'tan yaklaşık 19.5 seviyesine kadar yükseldi. Ama son 2 gündür VIX endeksinde düşüş görüyoruz. Dolayısıyla bu VIX endeksi gerilediği anda bizim de dolarda baskı azalıyor. Türkiye şu an Türk borsası biraz daha Avrupa'dan ziyade biraz daha Amerika ile korele gidiyor. Yani onunla arasında bir korelasyon oluştu son bir hafta diyeyim ben. Son bir haftadır. Yabancılardan da ciddi bir şekilde alım gelmeye başladı. Yani onu da verelim. Yabancı takası şu an artık veriler, veri dağıtım şirketleri hiç olmazsa yani ücretik mukabilinde yabancı takası ve diğer takası da biraz daha anlık vermeye başladılar. Buna izin verildi. Dolayısıyla bakacak olursak düşen yabancı takası 66.17'den 64-67'ye kadar düşmüştü. Ve şimdi 65'in üzerine tekrar çıktı yabancı takası. Özellikle son 2 gündür banka endeksinde ve banka hisselerinde alımlar vardı. Ben tahmin ediyorum bugün de bizim borsa genel olarak daha olumluyu görmek isteyecektir ve ona göre davranacaktır. Peki hocam altına bakalım mı? Kemal Bey soruyor. Altın TL beklentiniz ne acaba diye. Altına bakalım. Önce istersen dolar bazında bakalım. Ons bazında bakalım. Ondan sonra TL bazında bakalım. Ons bazında özellikle altında şöyle bir durum var. Dikkat edersen 1630 dolar seviyesi daha önceki bir destekti ve bu destek kırıldı. Kırıldıktan sonra 1555 dolar görüldü. Arkasından Bernanke'nin açıklamaları altını yukarı taşıdı 1612 dolar seviyesine kadar. Şu an 1600 dolarda bekleme yapıyor. Bu açıklamalardan sonra yani Bernanke'nin 2 günlük konuşmasından sonra ben artık altında kısa vadede yani kısa vade yaklaşık 1 aylık bir süre içerisinde yeniden 1555'in altına bir sarkma beklemiyorum. Olsa olsa 1575 olabilir. Evet. 1575'e gelirse de altında FX piyasalarında işlem yapanlar için long pozisyon açabilme imkanı doğar. Altın benim tahminim önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde yükselip 1635 dolar seviyelerini yeniden yukarı doğru zorlayacaktır. Hı hı. Ve kısa vadeli bir tepki olacağını düşünüyorum. Ama altının şu ana trendi kırması bir miktar şu aşamada zor gözüküyor. Yani altın şu trendi ne zaman kıracak? Yaklaşık olarak hani 1670 dolar seviyesine geldikten sonra orayı kırabilir. Yani 1670 doların üzerinde bir kapanıştan sonra biz altın yukarı gidiyor diyebiliriz. Ayrıca teknik göstergeler de aşağıdaki kadranda veriyorum ben o teknik göstergeyi. Bak şu şekilde verecek olursak talep göstergeleri altında talebin oldukça zayıf gittiğini gösteriyor. Yani çok fazla talep yok. Diplerde geziyor talep. Bir miktar yukarı hareket yaptı ve özellikle de şu aralık yani 1600-1550 aralığı özellikle bir kanal oluşacak zannedersem burada bir miktar talep zayıf gidecektir. Gelelim TL fiyatına. Şimdi dolar düşmeye başladı Türkiye'de. Hı hı. Dolar düştüğü için de altın hiç düşmese bile bir miktar geri çekilme görebiliriz altında yani TL bazında. TL açısından 93,5 lira önemli bir direnç seviyesi şu an karşımızdaki. Yani orayı yukarı geçmesi için altının da 1620 dolarlara gelmesi lazım ve doların da 1.80'in altına çok inmemesi lazım. O biraz zor gözüküyor. Bu anlamda daha önce altın daha hızlı düşerken dolar yükseliyordu. Böylelikle altının TL fiyatı çok fazla da düşmedi. Yani 90 liranın altını gördü. Zaten biz de hani 90 lira ve 90 liranın altında genellikle alım yapmak isteyenler varsa oralarda alım düşünebileceklerini belirtmiştik. Nitekim şu an 93 lira, 93,5 lira seviyesinde bir direnç var. Bu direncin bu hafta içerisinde yukarı kırılmasını pek beklemiyorum. Yani 93-93,5'dan 91 lira aralığında. Yani şu aralıkta bir destek olacağını düşünüyorum. Yani bu aralıkta bir miktar aşağı yönlü, yukarı yönlü hareketler olacaktır. Şu an 92 liranın üzerinde ve şu dünkü TL bazında kapanış 92 lira 60 kuruş. Peki alım için nasıl hareket etmeli hocam? Beklemeli mi yoksa alım zamanı mı? Bu vadeye bağlı Barış. Mesela
Şöyle söyleyeyim. Hani 90 liranın altı kısa vadeli alım için uygundu. Hani 90 lira ve 90 liranın altı zaten kısa vadeli alım için uygundu. Onu da belirtmiştik. Orta ve uzun vadeli alım yapılmak isteniyorsa, yani uzun vade dediğim minimum bir yıl, bir buçuk yıl civarında, bu fiyatlar çok uygun. Yani alım için 90 lira 93 arası uzun vade için uygun. Hı hı. Ama önümüzdeki 2-3 aylık vadede, diyelim ki 91 liradan 92 liradan aldı, önümüzdeki 2-3 aylık vadede ben şeyi pek zannetmiyorum. Yani böyle güçlü bir iyi getiri sağlayacağını önümüzdeki 2-3 aylık vadede zannetmiyorum. 95 lirayı burada şu an kılması ve 95 liranın üzerine çıkması oldukça zor gözüküyor. Şu an bu aralıkta bir miktar yatay gidecek ve altında TL bazında artık kesinlikle yükseliş başladı diyebilmek için de kırması gereken seviye yaklaşık olarak 98-100 lira civarı olarak karşımıza çıkıyor. Hocam, Umut Kaya da diyor ki dolar Türk lirası nasıl bir yön çizer? İsterseniz hem pariteye bakalım euro dolara hem de dolar Türk lirasına bakalım. Siz az önce biraz dolardan bahsettiniz ama biraz daha detaylı. Evet. Şimdi dolar, bak önce dolarda şunu söyleyelim. Yani bir kere dolarda net bir şekilde şunu ortaya koyayım. 2013 yılı boyunca dolarda ben bir şey eğim düşünüyorum. Nasıl bir eğim düşünüyorum? Şöyle bir eğim düşünüyorum. Yani onu grafik üzerinde gösterirsem, hı hı, daha iyi olacak. Ve burada, evet, şuradan bir çizim şeyi alayım. Şimdi bak, burada dolar geldi 1.80'in üzerine çıktı ve şu an 1.80'in altına gerilemiş durumda. Ben burada bir gerilemeyi bekliyorum ve genel olarak da 1.77 seviyesine kadar kısa vadede bir gerileme bekliyorum. Şu seviyenin altına, yani şu çizginin altına düşmek istemez dolar. Yani şu seviyenin altına bir miktar gerileme, 1.77.50 civarına ve burada sonra bekleme yapar. Ama orta vadede nasıl bir resim çizer dersek, şöyle bir resim bekliyorum. Diyelim ki bu bizim dolar grafiğimiz. Normalde aslında beklenen şey şu olmalı. Şeyde, yani orta ve uzun vadede. Sebep ne? Niye böyle bir şey beklemeliyiz? Merkez Bankası çok net bir şekilde işte reel efektif kur endeksinin daha fazla yükselmesine izin vermek istemeyeceğini belirtiyor. Aynı zamanda döviz sepeti 2.10 seviyesi vesaire. Ve geçen sene boyunca, yani 2012 boyunca baktığımızda ve bu aralıkta gitti geldi. Yani bu aralıkta dolar dalgalandı. Bu sene ben hani 1.82-1.83 seviyesini hala en azından yılın ilk yarısı için ciddi direnç görüyorum. Yani onun üzerine çıkabilmesi için tekrar dışarıda bozulma ve Türkiye'den de bir dolar kaçışı olması lazım. Fakat tüm bu faizlere rağmen, faiz indirimlerine rağmen, dolar, hatta şeye rağmen, bankalardaki rezerv opsiyon mekanizmasına rağmen, yani bankalar biliyorsun dolar ve altın koyabiliyorlar muzam karşılıkların karşılığında belli oranda. Hı hı. Buna rağmen dolara talep yaratıyor Merkez Bankası, ama buna rağmen çok ciddi bir dolarda trend oluşmuyor. Bu anlamda bu kanal içerisinde, yani 1.77 ile 1.76 ile 1.82 kanalı içerisinde yatırımcı hareket edebilir. Zaten yatırımcı bunu çok güzel öğrenmiş. Bak, emin ol, 1.76'nın altına geldiğinde çok fazla şey geliyordu, mail, dolar alalım mı artık, dolar, evet, alalım mı diye geliyordu. Evet, o seviyelerden zaten alınabileceğini belirtiyorduk, ama 1.80'in üzerine çıktığı andan itibaren de artık bundan sonra hani alanın kazanma olasılığı çok azalıyor. Yani 75'ten alanın kazanma olasılığı çok daha yüksek, çünkü bu kanal hareketine göre. Ama ben dolarda şöyle bir hareket bekliyorum. Burada şöyle bir yatay dalgalanma hareketi yerine daha çok şöyle bir hafif hafif yukarı giden, yani böyle burada tabii ki şey yapan, yani şöyle bir trend bekliyorum. Bu trend çok güçlü bir trend değil. Yıl sonuna kadar da işte 1.83-1.85 civarına doğru bir gidiş. Bu da getiri açısından faizin altında kalacağını düşünüyorum. Yani, hmm, dolara yatırım yapıp yıl sonunu beklese kişi, ama 1.76 veya 1.75 civarına gelirse oradan alım yapılabilir. Çünkü zaten çok hızlı bir şekilde 1.78-1.80 seviyesine gelebiliyor dolar. Evet. İş adamları da, iş dünyası da eğer şey yapıyorsa, yani bu dolarla ilgili, dolardaki değişimler onları çok etkiliyor.
Bence bu seneyi de rahat geçirecekler. En azından ilk yarıyı rahat geçirecekler. Çünkü ikinci yarıdan emin değilim. Şeyden dolayı emin değilim. Yani bu Avrupa eğer toparlamazsa, Amerika toparlamasına rağmen Avrupa hala çok kötü, büyüme oranları çok kötü gelirse bizim sanayiyi çok etkiliyor. Çünkü ne olursa olsun hala %40 civarında bir Avrupa'ya ihracatımız var ve en büyük partnerimiz Avrupa. Sonuçta geçen Euro dolar paritesi hızlı bir şekilde yukarı gitti. 1.37'lere gitti. Orada mesela hatırlarsan bizim programda iş dünyası, hatta yazılarımda da ısrarla vurguladım, iş dünyası hani 1.35'in üzerinde euro gelirlerini sabitlesin. Yani forwardlarla gelecekteki gelirlerini 1.35 ve üzerinden satmak üzere sabitlesin demiştik. Şimdi euro tekrar 1.30'lara geldi ve bugün 1.31-30 seviyelerinde. 1.30 euro için bir destek oldu. Merkel daha önce biliyorsun şöyle bir şey söylemişti. 1.30'la 1.40 arası zaten normal seviyeler. Canım ne yapalım? Euro'ya müdahale mi edelim şeklinde. Hani Japonya parasının değerini düşürünce vesaire diğer paralara karşı euro aşırı değerlenmeye başlayınca sesler fazlalaşmıştı, hı hı. Ama şu an o sesler kesildi. Tahmin ediyorum euro da 1.30'la en azından yılın ilk yarısı içerisinde, yani Nisan'a kadar vesaire süre içerisinde 1.30'da 1.38 aralığında gidip gelecek. Ama 1.37'yi 1.36'yı geçtiği anda ihracatçılar özellikle euro gelirlerini bence forward satış yaparak o kurlardan bağlamalılar. Çünkü ihracatçımızın bizim geliri dolar bazında biliyorsun. Evet. Ve oradan doları sabitlerlerse maliyetlerini çok ayarlamış olacaklar bence bu sene. Ama yılın ikinci yarısı için euroda bir şey diyemiyorum. 1.30'un altına da gidebilir ve hatta yeniden 1.25'lere bile düşebilir. Bu işte Portekiz, İspanya, İtalya. İtalya'da hakkında biliyorsun sıkıntı var. Şu an hiçbir çözüm bulunamıyor. Moody's'den uyarı geldi vesaire. Hı hı. Peki hocam, şimdi süremiz de daralıyor. Mehmet Kurt'un Çanakkale Asos'tan selamları var. Onun bir sorusu var ama biraz hisse senetleri üzerine belki ona... Sen gittin değil mi Çanakkale Asos'a? Ben Asos'a her yaz giderim hocam. Çok da severim. Bu arada o selam beni çok böyle mutlu etti şimdi, Asos'tan gelen selam. Özledik Asos'u. Ya, Asos deyince insanın yüzü gülüyor. Yani, evet, çok... Asos çok güzeldir. Evet. Tavsiye ederim. Küçük bir yerdir. Öyle çok da tarihi, o tiyatroyu falan gezdin mi? Tabii tabii, orada zaten esas şey odur oranı hocam. Evet. Neyse, Mehmet Bey'e biz de selamlarımızı gönderelim. O soruya belki yazılı olarak siz daha sonra e-posta üzerinden yanıt verirsiniz. Emel Çopur da demiş ki, hocam bu dünyanın dengesini bozan para. Evet. Eski usul takas sistemine dönsek işler yavaşlar, ancak herkes aldığı mal kadar bir malı karşılık olarak verdiğinde cari açık, aşırı borç sorunu falan kalmazdı. Herkes ürettiği kadar tüketirdi. Çok kolay bir şekilde arzı artılan paranın taşıdığı değer oturup sorgulanmalı diye düşünüyorum demiş Emel Çopur. Mehmet Bey'in bir sorusu var. Mehmet Hacet'in, hisse fiyatını belirlemede öz kaynakların sermayeye bölümü, ki buna defter değeri mi diyorlar, evet, ne derece önemli demiş. Bu değerin fiyata oranı ne olmalı? Ya bayılıyorum işte bu tip sorulara, biliyor musun? Çünkü hakikaten var hocam. Balık tutmak. Siz bayılıyorum dediğinizde ben de korkuyorum. Diyorum ki minimum 15 dakika bir yanıt. 3 dakikamız var. Evet Barış. Evet, öz kaynak dediğimiz şey bütün bilançodaki varlıklardan borcu çıkartınca kalan kısım. Yani aslında ortaklara kalan kısım. Hı hı. Teorik olarak bilançodaki her varlığı oradaki yazılı değerden paraya çeviremezsin. Ama teorik olarak çevirdiğini varsayarsan, her şeyi sattın varlıkları ve borçları da çıkarttığında kalan paradır. Kalan para demeyeyim de kalan değerdir. Evet. Öz kaynaklar. Sermaye de senin koyduğun kısımdır. Diyelim ki sen 10 bin lira sermaye ile bir işe başladın. Ve her sene kar ettin. Senin öz varlığın 50 bin liraya çıktı. Böyle bir durumda senin öz varlığın 50 bin lira olursa 10 lira da sermaye koyduğun için 1 liralık hissenin değeri 5 liraya çıkmış oldu. Buna işte biz piyasa değeri, defter değeri, hı hı, diyoruz. Bu değerin fiyata oranı ne olmalıdır sorusu yaklaşık olarak benim bir hatta 3 program ayırmam gereken bir cevap. Fakat şunu şöyle söyleyeyim. Şöyle yapsınlar. Eğer kar marjı %10'sa, yani şirket ve her sene öz varlığına %20 ekleyebiliyorsa, mesela 50 lira öz varlığım var. Evet. 10 lira ekliyorum öz varlığıma kar olarak her sene. Ekliyorsam ortalama 2 olmalı, 2,5 olmalı. Onun, hmm, üzeri pahalı diyebiliriz. Ama bir şirket var mesela
her sene öz varlığının %60'ı kadar koyuyor üzerine. Yani kar bölü öz varlık. Ona baksın. Kar bölü öz varlık %50 ise bu şu demektir. 100 lira koyuyorum 50 lira kazanıyorum. 100 lira koyuyorum 50 lira kazanıyorum. Yani 100 liralık varlığıma, öz varlığıma 50 lira kazanıyorum. Evet. Böyle bir durumda o zaman ne olması gerekiyor? Öz varlığımı ben 2 yılda çıkartırım o zaman. Hocam, o parayı ödersem. Süre dolduysa hemen toparlıyorum. O parayı zaten öderim. Hı-hı. O zaman 5'e 6'ya çıkabilir. Böyle şirketlerin 10'a kadar 15'e kadar çıktığı da oluyor. Hı-hı. Şirketin kendi geçmişinde gördüğü öz varlık, yani piyasa değeri, defter değeri ortalaması çok iyi bir kriterdir. Geçmişte gördüğü piyasa değeri, defter Peki değeri hocam. Ortalaması. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür yarın sabah ederim. Yine beraber olacağız. Paranın Notası'nı noktalıyoruz. İzleyicilerimize de teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra biz yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.